Efendim, emeklilikte yaşa takılanların gözü hükümette. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin EYT ile ilgili çalışmaların sürdüğünü söyledi. Konuyla ilgili çalışma grubu kurulduğunu da belirtti. En uygun formülün devreye sokulacağının altını çizdi. Konuyu sosyal güvenlik uzmanı Özgür Kaya ile konuşacağız. Sayın Kaya, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk Gizem Hanım, iyi yayınlar. Teşekkürler. Şimdi daha önce de sizlerle bu konuları konuştuk. 3-4 farklı formülden bahsediliyor. EYT'liler ise hiçbir formülü kabul etmiyoruz, hepimiz hakkımızı istiyoruz diyorlar. Sizce nasıl bir formülle sonuç yoluna gidilir diye soralım. Yani sonucu bulmak için illaki bir formül geliştirmek gerekiyor Gizem Hanım. Burada önemli olan formülden kastımız ya da bakanlığın kastı hangi şekilde bu vatandaşlarımızın sorununu çözeriz düşüncesinde. Şimdi 5 ana başlık ön plana çıkıyor. Birincisi, biliyorsunuz 8 Eylül 99 tarihinden önce sigortalı olanlar 15 yıllık sigortalılık süresi ve 3600 gün sayısını tamamladıkları takdirde kademeli yaş şartından önce kadınlar 50, erkekler 55 yaşında emekli oluyordu. Fakat kademeli yaş şartı 15 yıl 3600 gün çalışanları da maalesef mağdur etmiş durumda. Kademeli yaş şartı 2014 tarihinden sonra artık kadınlar 58, erkekler de 60 yaşına çıkmış oldu. Burada yaş şartının kaldırılması şeklinde birinci formül olarak değerlendiriliyor. İkinci formül ise biliyorsunuz yine 8 Eylül 99 tarihinden önce sigortalı olanlar maksimum 5.975 gün prim ödemeleri gerekiyor. Yani 5.000 ila 5.975 gün prim ödedikleri takdirde normal şartlarda 25 yıllık hizmet tamamladığında emekli olabiliyorlardı. Dolayısıyla 8 Eylül 99 yılında getirilen kademe ile yaş şartına takıldılar. Bu yaş şartının tamamen kaldırılması yönünde. Mesela az önce sizin söylediğiniz gibi EYT'liler hiçbir formülü kabul etmiyorum diyor ama bu formüllerin içerisinde onların istedikleri formül de yer alıyor. Dolayısıyla bunu bu şekilde değerlendirmek lazım. Üçüncüsü, biliyorsunuz kadınlar 7000 gün, erkekler 7200 gün şeklinde bir uygulama var. Kadınların 20 yıllık sigortalılık süresi, erkeklerin de 25 yıllık süresi bu şartları yerine getirdiyse bu kişilerin de yaş şartına takılmaksızın emekli olmaları şeklinde değerlendiriliyor. Bir de bazı Avrupa ülkelerinde uygulandığı gibi ya da geçmişte denendiği gibi mesela bir Almanya örnek vereyim ben size. Normal şartlarda 67 yaşında emekli olmanız gerekirken 63 yaşında ya da 64 yaşında emekliliğinizi isteyebiliyorsunuz. Burada puanlama sistemi var. Puanlama sistemine göre de maaşınız bağlanmış oluyor. Eğer bazı ülkelerde örneğin erken ya daha erken emekli olup puanını tamamlamışsa bu kişiler yaşa doldurduklarında yani 67 yaşına geldiklerinde emekli maaşları tam maaşa dönüştürülüyor. Bazı ülkelerde ise eksik almaya devam ediliyor. Bu formüller üzerinde şu an bakan bir çalışma yürütüyor. Umarım en kısa zamanda bu sorun çözülmüş olur. Peki şimdi bu bahsettiğiniz 4 formülden sizce hangisi gerçekleşirse EYT'lilerdeki büyük bir oran durumdan memnun kalır? Şimdi tabii EYT'lilerin durumdan memnun kalması için yaş şartının tamamen kaldırılması şeklinde. Bir de şunu da dikkate almak lazım Gizem Hanım. 1997 yılının 8. ayından sonra sigortalı olanlar henüz EYT kapsamında değildi. Yani 1997 yılının 7. ayından önce sigortalı olanlar EYT kapsamındadır. Bunu da belirtmiş olalım. İkinci formül ise 25 yıllık hizmet süresi 7000 gün veya 7200 gün de bu formüller içerisinde öne çıkıyor diyebiliriz. Peki son olarak Sayın Kaya şunu da sormak isteriz. Yine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, insanların 12 saat 14 saat zorla çalıştırıldığı günler geride kaldı. Bugün 8-5 mesaisinin geride kaldığı bir dönemden geçiyoruz dedi. Yani 8 saatlik mesainin de yavaş yavaş artık sonuna gelildiğini ima etti. Ne demek oluyor bu, artık mesai saatleri kısalacak mı? Şimdi Gizem Hanım, 18. yüzyılın sonlarına doğru dünyada çalışma süreleri 13-14 saatti. Daha sonra bu 8 saate düşürüldü.
8 saate düşürülmesi nedeni neydi? Çalışanların örgütlenmesi, yani sendikalaşma sisteminin yayılmasıyla bu haklar elde edildi. Dolayısıyla teknolojinin de gelmesiyle, yükselmesiyle birlikte artık iş gücü daha da ağırlaşacağı için çalışanların bedenen ve ruhen daha fazla yıpranması, daha fazla yorulması ve uzun süreli çalışmalarda iş kazalarının maliyetleri de hem işveren açısından hem devletler açısından ciddi sorunlar ortaya çıkarmaya başladı. Avrupa ülkelerinin pek çoğunda bununla ilgili çalışmalar yürütülüyor. İngiltere'de de Sayın Bakan da çıktı, pilot olarak uygulanmakta. Bazı ülkelerde de daha az çalışmayla bu süreleri kısaltmış durumda. Ülkemizde de tabii ki bunun olması muhtemeldir. Çünkü bizim hani 8-5 dediğiniz, yani 8 saatlik çalışma diye genel olarak yaygın kanaat budur. İş kanunumuzda bunu emreder ama ne yazık ki Türkiye'de haftalık 45 saate denk gelmesi gerekirken Türkiye'de 55 saat, 54 saatin altında çalışma yapan iş yerleri çok nadirdir. O bakımdan Türkiye'de de 8 saatin altında Sayın Bakan'ın söylediği gibi daha aşağı çekilmesi, hatta esnek çalışma ve uzaktan çalışma modellerinin daha fazla yaygınlaştırılması iş hayatında hem işverenler açısından hem de çalışanlar açısından büyük avantajlar sağlayacaktır. Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Kaya, katıldığınız için ve verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederiz.